Bu adam, bu din tüccarları uyduruk hadisler biliyorsun yani Mehdi ile ilgili hadisler inanılmaz yani. İnanılmaz diyorum yani, inanılmaz kelimesi çok böyle ufak kalıyor. Ben de tabii ki buna katılıyorum, bu adam şimdi 16 Nisan'ın da zaferle çıkacağına dair hadis var. Ben de bazı hadisle üretiyorum, buna katkım olsun nasıl olsa. Hadis üretmek sevap. Medilikle ilgili hadisleri uydurmak daha da sevap. O halde ben de bu sevap işine katılıyorum. İster hadisi şerif değil, istersen habisi şerifte. İşte böyle. Bir hadisi şerife göre Mehdi en az 10 yıl boyunca Deccal ile işbirliği yapacak. Deccal ile birlikte hırsızlık ve şeytanlık yapacak. İbni falandan rivayet edilen hadise göre. Rivayet zinciri uydurmak kolay. Hemen isim, bir sürü isim var. İbni bilmem falan, Ebu falan. Böyle tombalanan çekeri bir hizaya koy, tamam bitti. Falanca filancadan, falanca ibni falan filancadan, haşa peygamberden, peygambere iftira et. Şimdi ben hadis-i şerif diyorum, peygamber hadisi demiyorum dikkat edersen. Hadis-i şerif, yani sözü şerif. şerif diye bir şey işitirsen mutlaka kötüdür. Şerif, yani şüphelenir. Birisi işte ben şerifim diyor. Şerif mi ne deniyor? Yani seyyid, şerif falan. İşte hadis-i şerif. Kılıç şerif, %99,999 uydurma bir kıldır. Hani gerçek kıl olsa ne yazar? Çöpe atarsın. Ama işte yani hadis-i şerif. Büyük bir ihtimalle uydurmadır. Uydurma değilse de ne var? Din kaynağı olmaz.